Acıkmışsınızdır. Bir şeyler hazırlattım. Eve gideceğim. Bütün olanları konuşmak için sonra bir araya geliriz. Dinlen Hızır. Sonra konuşuruz. Parfümün güzelmiş. Teşekkür ederim. Anneciğim. Müsait misin? Müsaitim kızım. Babaannem aşağıda ağlıyor. Sen de geldiğinden beri buradasın. Bir şey mi oldu? İlyas amcan. Anne. Ben bu eve ilk kez gelmedim. Burada yaşıyorum. Babama. Bir şey mi oldu? Yok kızım. Gelecek birazdan babanlar. Anne. Bu sefer her ne olduysa kimsenin ağzında sakız olmadı. Demek ki kötü bir şey oldu. Mübeccel abla bile bilmiyor, düşün. Bir kaza diyelim, olur mu? Babanızla Hızır Ali bir kaza geçirmiş diyelim. Bu konunun da üstüne daha fazla gitmeyelim. Ne olursun. İyiler mi bari? Umarım. Hemşireler hazırla. Abinle Hızır Ali aç. Tamam abi. İyi misiniz? İyiyiz babaanne. Kaza işte. Sarılma ana. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür.
Hoş geldin. Geçmiş olsun baba. Kaza geçirmişsiniz herhalde. Hızır Ali nasıl? Annesinin yanında mı? Burada aşağıda. Biz ona da geçmiş olsun diyelim. Acıyor mu? Sen ağlayınca acıyor. Ağlamayacağım. Söz. Alparslan benim de geleceğimi söylemiş mi? Söylemiştir o abi. Abi. Nezat yine de yapacak mı operasyonu? Yapacak. Ya daha kötüye giderse işler? Daha kötüsüne. Sen mi öleceksin Ender? Ben mi? Ceylan mı? Çocuklarımızı öldürüyorlar. Bundan daha kötüsü ne? Meryem anne. Bir şey yemek istemiyorum. Biraz dinlensen bana yeter. Beni kırmayacaksın değil mi? Al bakalım. Sen özlemişsindir şimdi. Bir annenin sana çorba içirmesini.
Bir de ben size anne dediğimde bana kızıyordunuz. Artık kızmayacağım. Ana vallahi şimdi konu o değil. Esra da umurumda değil. Benim de umurumda olduğunuzdan değil. Ama bunlar başımıza geliyse, ettiğiniz günahlar, yediğiniz haltlar yüzünden geliyor. Siz hala halt etme peşine niye koşuyorsunuz? Haklısın ana. Kim o Sarıkız, beba? Bu aralar takıldığım biri ana. O sopaları abinin değil, senin yemen lazım. Bir dahakine ben yerim ana. Bağa bak. Bağa bak. O karınla barışacağız. Benim öyle bir karım yok ana. Hoş geldiniz. Baba Aslan, Hızır Ali. Gel teyze. Hoş bulduk. Canlarım benim. Hadi. Bir kaşık daha oldum. Söz bu sol. Gel Ceylan. Güzel oğlum benim. Geçmiş olsun. Hepimiz için Meryem, hepimiz için. Hızır Ali doğru söylüyor. Herkesin bir annesi olsa da sen hepimizin annesisin. Bu ne iş Turkan'dan? Abin ne diyor bu olanlara? O da bunu konuşmaya geldi anne. Benim deli uşaklarımla bu devlet bir olsa... düşman mı kalır karşımızda? Birler anne, birler. Bu yüzden bu düşmanlar bu kadar üstlerine üstlerine geliyor. (Gülüyor)
Ellerine sağlık Lütfiye. Nevzat benden haber bekliyor. Adam size işkence yaptığı mekandan birazdan çıkacak. Ve hemen oranın çıkışında yok edilecek. Sen niye kafanı sallıyorsun Alparslan? Amcamla dayımın olduğu yerde diyecek lafım yok. De de. Amcacığım, dayıcığım, eğer böyle bir şey yapılacak olursa bugün Hızır Ali ile Hızır amcam, yarın herkes hedefte olacak. Onlar için o adamın önemi yok. Devletler için kişilerin önemi yok diyen sen değil misin dayı? Evet benim. Ama yaptırım uygulamazsan bir süre sonra etkisiz kalırsın. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. Benim için. Hızır Ali için. Doğru bildiklerinizi yapmak için. Bir tepki göstermek istediğinizden eminim. Ama ben bir devlet görevlisi değilim. Bir suç adamıyım. Mafya babasıyım. Oğlum da benim yolumdan gelecek belli ki. Şimdi göstereceğiniz herhangi bir tepki zafiyet olur. Bu adamlar neticede bir devleti temsil ediyorlar. Biz her ne kadar o devleti sevmesek de, burada olmalarını istemesek de, buradalar. Şimdi sizden istediğim Nevzat Bey'i arayın. Operasyonu iptal etsin. Bırakın kendi işimi kendim halledeyim. Bir suç adamı olarak, bir mafya babası olarak, bir aile babası olarak bana yaşattıklarının, oğluma yaşattıklarının, aileme yaşattıklarının ki buna siz de dahilsiniz. Bırakın hesabını kendim sorayım. Hedef çıkmak üzere. Talimatımı bekleyin. Efendim Nevzat. Efendim. Görevi yerine getirmek için emrinizi bekliyorum. Efendim son 30 saniye. Görev iptal Nevzat. Efendim doğru mu anladım? Görev iptal mi dediniz? Evet, iptal. Geri dönün. Emredersiniz efendim. Görev iptal. Tekrar ediyorum. Görev iptal. Toparlanın, gidiyoruz. Thank you.
Sen niye burada teksin? Ablan annemin yanında odasındalar. Abiler de salonda özel bir şey konuşuyorlar. Hızır Ali'ye gidelim dedim. Burada kalmak istediğini söyledi. Kalacak tabii. Burası onun da evi. Teşekkür ederim. Duydun mu Hızır Ali? Uyusun diye çıktım abi. Burada kalacakmış bu akşam. Gitmeden ben de bir göreyim. Müsaitse. Tabii buyurun. Gel de. Hızır, ben burada kalabilir miyim? En azından bu gece. Tabii kalabilirsin. Sen hepimizin yengesisin. Burası senin de evin sayılır. Sağ ol. Böyle bir şey yaşattığım için özür dilerim. Senden özür dilerim. Umarım oğlumla daha güzel anıların olur. Ne diyeyim Hazır? Bu gece buraya geldiğime bakma. Sabah bana yaptığın şey yüzünden seni affetmeyi düşünmüyorum. Beni affetmek. Bu sabah bana yaşattığın şey yüzünden seni Hızır'dan da Hızır Ali'den de beter ederim. Sen bir kendine gel. Yenge, kendinden de iyi bilirsin ki bizim aile tehdide gelmez. Ne yaparsın? Sarı bir kadın bulur, yatar mısın? İstediğim kişiyle
İstediğim şeyi yaparım. Yapamazsın. Sen abine benzeyemezsin. Ben karımı boşuyorum. Sen de abimden memnun değilsen... boşa yenge. Ne oldu? Bu ailede boşanma yok diyen İlyas nereye gitti? Sen az önce bana boşanma tavsiyesinde mi bulundun? Memnun değilsen. Memnun değilim. Senin bu halinden hiç memnun değilim. Bu kadar şey yaşadım, yapmadım. Sırf senin yüzünden abini boşarım İlyas. Anladın? Ceylan. Hadi müsaade isteyelim. Aklını başına topla. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz burada niye bekliyoruz? İşin mi var Seçkin? Yok. Yani güvenlik açısından mı yoksa bir yere mi gidilecek? İşin varsa git Seçkin. Tamam abi tamam. Bir şey demedim. Alparslan abi, İlyas abi burada olduğumuzu biliyor mu Fahri abi? Niye bilsinler Reha? İyi bilmesinler abi. Senin bildiğin bir şey var mı abi? Var ya, var. Ne yaptı dedin, ne yaptı? Zibidi zibidi elindeki koş sopasını sallaya sallaya. Bir tek ben değil. Benim istediğim, benim dediğim bir kişiyi daha alacaksınız o masaya dedi. Ne diyeyim İlyas? Her şeye evet demiştiniz. Abi biz bir şeye evet demedik. Kalalım amca. Kalıp ne yapacaksınız? Hadi evinize. Hadi. Peki abi. Saklanın.
Hazır nereye? Beni bilirsin. Öfkemi atmadan uyuyamam. İlyas nerede? Alparslan nerede? Onlarlık bir şey değil. Hazır. Ben de seni seviyorum bir tanem. Bildiğim buydu işte. Herkesi yolladı çıktı. Çök, çök, çök. Nereye reis? Bir şey lazımsa biz alır getirirdik. Bir can alıp geleceğim. Eğer peşimden gelmeye kalkarsanız sizin de canınızı alırım. Reis, biz de boş boş oturuyoruz. Bir şey yapmayız. Maksat kalabalık olsun. Fahri Baba. Tamam reis, tamam. Ah be Fahri abi. Thank you.
Hızır Çakır Beyli. Ercüment'le görüşmek istiyorum. Efendim, Hızır Çakır Beyli geldi. Ercüment Bey'le görüşmek istiyorum. Nereye gelmiş? Kimle gelmiş? Tek başına gelmiş efendim, aşağıda. Masasına oturduk ya. Tek başına geldiğine göre pazarlık yapacak. Abi Hızır öyle pazarlık yapacak bir adam değil. Evet. En azından benim pazarlık yapacağım bir adam değil. Git getir. Hızır Reis buyurun. Abim sizi yukarıda bekliyor. Sen kardeşi misin? Evet. İyi. Hızır Reis, üzerinizde başka silah var mı? Bu kadar çabuk beklemiyordum Hızır Reis. Gel. Buyur. Seni dinleyelim. Bununla mı oynuyordun? Adamların oğlumun hayatıyla oynarken. Sayemde sen de oğlun da hayattasın. Mert, o silahı belle tak. Hızır bizim ortağımız. Sen onu öldüremezsin. O da bizi öldüremez. Biz aynı masada oturuyoruz. Efendim, kapının önünde silahlı adamlar var. Ne yapalım? Hızır Reis'i almaya gelmişlerdir. Masamda oturacaksın, öyle mi? Öyle. Bugün beni öldürmediğin için her gün pişman olacaksın. Thank you.
Size beni takip etmeyin demedim. Neden reis? Her neyse. Arabanızda büyük silah var mı? Var abi. Nereye gidiyoruz reis? Ben gidiyorum Fahri. Ama düşmanlarımın yanında değil. Dostlarımın yanında. O yüzden takip etmeyin. Reis ben de geleyim. Ne yaparsam yapayım sesini çıkarmayacaksan gel. Tamam reis. Söyle takip etmesinler. Emine ile konuştum. Evden haber almış. Hızır'la oğlunun durumu fenaymış. Ezmişler ya. Fena ezmişler. Arkadaş, ülkeden işkence kalktı. Adamlar dünyanın öbür ucundan gelip bize işkence yapıyorlar, iyi mi? Eskiden yapan da onlardı, kardeş. Tazikli su vermişler mi? O kadarını bilmiyorum. Ama bir geçmiş olsuna gitmek lazım. Tövbe tövbe. Gideceğiz herhalde Fikret. Gideceğiz. Hele bir yarası beresi iyileşsin. Seni ne güzel dövmüşler diye gidilir mi adamın evine? Oh, çok şükür. Çok şükür mü? Reis, yol boyu dedim ki bir başımıza gidip kimlere sıkacağız kim bilir. Niye söylemiyorsun tiplere oturmaya geleceğimizi? Reis'in arabası değil mi o? Girin lan içeri. Kendinizi öldürtmeyin. Manyak mısınız siz? Ya ne yapıyorsun reis? Hele bir Allah aşkına dur, bir konuşalım. Siz konuşun, benim konuşacak bir şeyim yok. Neredesiniz lan? Abi mesafeli bir yerden izliyoruz. İzlemeyin. Reisi takip edin. Fark edilmeyin, önüne gelene sıkıyor. Tamam abi, tamam. Yürü yürü.
İyi misiniz? Nerede o Fahri? Bana sıkan Hızır nerede Fahri? Gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Size sıkacağını da bilmiyordum. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Ne demek bize sıkmak Fahri? Ben nereden bileyim ne demek? Vardır bir ettiğiniz, siz biliyorsunuzdur. Ettik ettik. Bir halt ettik. Hayatını kurtardık. O da koştur koştur geldi, teşekkür etti. Tipa, sorması ayıp. Başka kimler kurtardı bu Hızır Reis'in hayatını? Ender'le İlker. Hızır bana bunu yaptı ya. Gerisi umurumda değil. Hepsi gebersin. Hepsi gebersin! Reis mi o? Bu saatte ne reisi? Hızır Reis'in arabası değil mi o? Hakikaten Hızır Reis. Direkt yüzümüze tükürmeye geldi, kesin. Başka bir şey vardır. Tükürecekse ilk tepilere giderdi. Bize niye gelsin? Bagajdan bir şey çıkarıyor. Tatlı mı o? Yat yat! Yattım ağzıma İlker. Bize günah, bize. Geberip gideceğiz burada. Zıkkım ye Ender. Toplayın şuraları. Yürü İlker, yürü. Burayı böyle gördükçe sinirim bozuluyor. Hayır, insan bir düşünür. Masanın üstünde simit değil de el bombası olsa ne olacaktı? Eğlenmeye sıkmadı zaten Ender. Bomba olsa oh ne güzel oldu der giderdi. Ben size takip etmeyin demedim mi lan?
Bir santim. Bir santimle yırttım Reha. Yırttık mı henüz bilmiyoruz. Ya öldüyse içeridekiler? Abi iyi misiniz? Lan hem sıkıyorsunuz hem abi iyi misiniz? Biz sıkmadık abi. Bize de sıktı. Ya delirmiş mi bu? Vallahi bir tipi abilerini oraya da taradı. Yazıklar olsun tip. İnsan bir haber verir. Reha. O babana söyle. Artık kardeşlik bitti. Bundan sonra direkt sıkarım. Sonra öyle anlamadığım dilde konuşup nasihat masihat etmesin. Lan toparlayın şuraları. Bir de dönüp demez mi o sarışın kadın yüzünden sizi öldürmedim diye? Nasıl yani amca? Lan biz mekandan çıktık ya. Güya bu Mert bizi orada sıkacakmış. Yanımızda Suzi var diye sıkmamış. Abimi de o yüzden kaçırmışlar. Suzi ile ne alakası var amca? Centilmen ya lavuk. Yanımızda kadın var diye sıkmamış. Abisi de öyle havalı havalı o Ercüment. O kadın sizin hayatınızı kurtardı diyor bana. Öyle mi dedi sana amca? Ben sana bunu anlatmadım. Yok amca, golf sopasıyla şöyle etti böyle ettiden başka bir şey anlatmadım. Neyse ne işte. Bu Ercümertler pis insanlar. Düşündükçe sarıyorum. Şimdi diyeceksin ki iyi mi yapıyorsun, düşünüyorsun, sarıyorsun. En azından düşmanlar düşman. Amca neyse de Esra'ya acaba Suzi ile aranda bir şey olmadığını anlatsak mı? Anlatmayacağım. Sen de anlatmayacaksın. Herkes böyle bilsin. Bundan sonra böyle. Yürü. Ne var ne yok Ercan? Haberler kötü abi. İzle mi oğlum haberleri etkileniyorsan? Yok abi öyle değil. Hızır abi her yeri taramış. Ne demek her yeri taramış? Vehbi abi ne diyor bu? Reis tipilerle enderelere sıkmış. Sen ne diyorsun abi? Fahri aradı. Önce Ercüment'e gitmiş. Sonra tipilere. Sonra enderelere. Kimseye bir şey olmuş mu abi? Cana gelen bir şey yok. Neredeymiş peki şimdi? Telefonu kapalı İlyas. Bu da yeni moda ha. Dün gece belliydi amca bizi evden kovmasından. Madem belliydi söyleyeydin kapısında yatsaydı kalpaslan. Fahriler yatmış. Belli ki fayda etmemiş İlyas. Nerede, nerede? Ha? Bu Ünal'ı sıkmaya gitmiş olmasın Alparslan? Belli ki kurtulması için el kaldığını herkese sıkıyor. Cık. Amcam Ünal'a masa haricinde sıkmaz. Hoş. Masada da sıkmadı. Aş artık şunu, aş. Şu Ünal meselesini artık aş. Hoş geldin abi. Ne haber, nasılsın Ercan? İyiyim abi, sağ olasın. Dayı herkese sıkmış Alparslan. Maalesef enişte. Sevinecek bir şey yok yani enişte. Vallahi ben sevindim.
Yani kimse ölmemiş, ben ona sevindim. Hızır abi nerede? Alparslan. Günaydın. Buraya nasıl girdin? İstanbul'daki bütün oteller benim çapkın bir adam olduğumu bilir. O yüzden hangi otelde, hangi odanın anahtarını istersen verirler. Anladım. Tamam. Benden ne istiyorsun? Senin gibi güzel, hoş, alımlı bir kadının yanındaki yastıkta birisi olması gerekirken senin yastığında silah var. Niye? Bunu anlamaya çalışıyorum. Parfümden anladın belli ki. Ama burada kaldığımı nereden biliyorsun? Dün gece buraya gelirken izlenmediğimden eminim. Özkan'ın öldürüldüğü gece seni buraya girerken gördüm. Ünal'ın yanında görünce anladım. Ama kimsin? Necisin? Kime çalışıyorsun bilmiyorum. Evet. Şirket için çalışıyorum. Özkan'ın ihaneti üzerine İstanbul'a geldim. Özkan'ı öldürecek adam mı kalmadı İstanbul'da? Tamam. Ünal beni çağırdı. Şimdi doğru konuşmaya başladın işte. Ünal'ı öldürseydin seni öldürecektim. Özer'i öldürdüğün için artık Ünal'la birlikte seni de korumam gerekiyor. Hatta İlyas'ı ve Aybaslan'ı da. Nereye kadar? Ünal aksini isteyene kadar. Vay arkadaş. Bu şirket hala Ünal'ın destekçisi yani. Benim patronlarım destekliyor. Peki Ercüment ve onun patronu işkencecinin destekçisi kim? Şirket. Ama onu anlatması o kadar kolay değil. Anlatma, boş ver. Öldürmesi kolay mı? Onu söyle Suzi. Herkesi öldürmek kolay. Bak az önce beni öldürebilirdin. Niye öldürmedin? Oğlumun hayatını kurtardın. Benimkini boş ver. İşte bu kadar basit. Ercüment de onun işkenceci patronu da şartlar oluşunca ölebilir. Şartları nasıl oluşturabilirim? Liderlikten çekil.
Anlamadım. Masanın liderliğini bırak. Kime? Sağ olun. Biliyor musun? Sözünü dinlemeyip sıkmayı o kadar çok istedim ki. Ama iyi ki sıkmamışım. Demek buradan çıkıp herkesi taradı ha? Evet abi. Düşmanını öldürürsen başkası sana düşman olur. Ama düşmanını dostlarına düşman edersen ömrün uzun olur. Abi masada kural kimse kimseyi öldüremez değil miydi? Öldürmedi zaten Mert. Ama düşmanlıklar böyle başlar. Masada demiştim ya, Hızır'ı reislikten edeceğim diye. Görelim bakalım. Tipi, Fikret, Ateş, Ender, İlker kimin lehine ellerini kaldıracaklar? Hızır böyle bir hatayı nasıl yapar anlamıyorum. Onun lehine el kaldıranlara nasıl sıkar? Hızır gibilerine hata yaptırmak istiyorsan gururunu kıracaksın. İlyas için söylüyorum bunu. Aklında bulunsun Mert. İlyas ben de abi. Anne İlyas yapmamış öyle bir şey. Alparslan da yanındaymış zaten. Elinde tava bön bön suratıma bakacağına deseymiş ya yenge böyle bir şey yok. Alparslan da burada diye. Yüzüne tükürdün ya. Gururu kırılmış. Tükürecek tabii. Sen de yengesisin, sen de tükürseydin. Alparslan var imiş, Alparslan yok imiş. Niye götürmüş o sarı ikizi evine? Anne yok ya böyle bir şey nasılsa. Yani bizim meselemiz şimdi Esra ile İlyas'ın arasını düzeltmek. Ben daha girmem aralarına Handan abla. Barışmak isteyen adım atar. Ve Esra bir adım attı. İlyas da bir adım atsın. Gitsin Esra'ya desin böyle bir şey yok diye. Oo, Cene habersiz. Hoş geldin Emine Hanım. Başlarım haberine şimdi. Çekil. Aa. Hayırdır Emine Hanım? Hiç hayır değil Ayriye Hatun. Hiç hayır değil. O Hızır burada mı? Belli ki geçmiş olsuna gelmediniz Emine Hanım. Nedir mevzu? Hızır sabah kocamı, kardeşimi öldürmeye kalkmış. O ne biçim laf Emine Hanım? Kendi gözümle gidip gördüm yazıhaneyi. Her tarafı taramış. Yere yatmasalar ikisi de delik deşik olmuştu şimdi. Başkası yapmıştır Emine Hanım. Hızır'ın üstüne atmışlardır. Bilmiyor musunuz düşmanlıkları? El sallamışlar kahvaltı yaparken buyur gel diye. Hızır bizzat kendi sıkmış. Başkasına sıktırmamış. Emine Hanım. En son gördüğümde Hızır'ın eline kaşık alacak hali bile yoktu. Emin misiniz? Hızır nerede? Soruma cevap ver Meryem. Ofise de gitmemiş. Telefonu da kapalı. Dün gece ben öfkemi almadan uykumu alamam dedi çıktı. Demek ki alacağı öfke buydu. Emine Hanım, gel otur buraya. Hele de bakayım Emine Hanım.
senin kocan, kardeşin ne halt etti ki Hızır onlara kurşun attı? Hızır'la Hızır Ali'nin kurtulması için Hızır'ın istemeyeceği bir şey kabul etmişler. Emine Hanım, dün hepimiz düşmandık. Kavga ediyorduk. Bugün yan yanayız. Biraz sakin olalım. Onlar eski dostlar. Kavga da ederler. Yan yana da dururlar. Onların dostluğu da, düşmanlığı da bizi etkilemesin. Handan abla doğru söylüyor Emine Hanım. Şimdi Lütfiye size bir kahve yapsın. Sakin sakin bir oturalım, konuşalım. Neymiş, ne değilmiş, ne yapabiliriz? Lütfiye. Ben buraya size hesap sormaya gelmedim. Hızır etmiş bir delilik, böyle bir şey yapmış. Karşısında da bir sürü deli var. Onların Hızır'a sıkmasını, yanındakilere sıkmasını nasıl engelleyeceğiz? Ben bir Aslı'nın hastalığına bakayım buyurun. Siz kahvenizi için. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Heh, babaanneciğim gel. Kimle konuşuyorsun? Amcamla. Galeriden aramışlar hep beraber. Geçmiş olsun için. Sağ olsun. Ver o telefonu be. Cica, babaannem istiyor bir saniye. Ver. Babaannene niye her şeyi söylüyorsun? Her şeyi söylemeden. İlyas. He ana. Bu uşağıma yalanı öğretme. Olur ana. Şimdi sen de anana yalan söyleme. O abin ne etmiş? Kime ne etmiş ana? Dostlarına. Ana kimseye bir şey etmemiş. Sadece uyarmış. Uyarmak ne zamandan beri kurşun atmakla oluyor. Ana sen bunları kimden öğreniyorsun? Yine o fitneci Mübeccel mi anlattı? Yok, Mübeccel'den değil. Emine Hanım geldi kaburya. Siz bize sıkarsanız bizim size sıkmamıza kim mani olacak dedi. E belli ki sen olacaksın ana madem sana gelmiş. Söyle o abine eve gelsin. Ana, ana. Babaanne. Babam gidip birilerine mi sıkmış? Hızır Ali, söz ver bana. Bunlara benzemeyeceksin. Kimseye silah atmayacaksın. Bu pis işlere girmeyeceksin. Karini de aldatmayacaksın. Ah be babaannem. Ben bunlar için nasıl söz vereyim sana? Of. Oh. Artık yüreğime dayanmayı. Baksana halime. Oh.
İlyas, Mübeccel'le ben eskisi gibi değiliz. Bu kıskanma meselesinden sonra gördüm ki Mübeccel'le ters düşünce Mübeccel bütün hesapları kendi üzerine aktarmış. Servet abi, sen dedikodu yapmayarak Mübeccel ablayı mı cezalandırıyorsun? Mübeccel'i cezalandırmanın başka bir yolu var mı Cevcevi? Var. Dayı dedi ki, İlyas boşanırsa hepinizi karılarınızdan boşatacağım. Yani merak etme Servet abi, yakında hepimiz doluz. Sen bunu dert etme, dul kalan sen olmaz. Abim biraz daha böyle sağa sola sıkmaya devam ederse hepinizi vururlar, karılarınız dul kalır. İlyas abi. Fızır Reis depoya indi abi. Ne zaman? Az önce abi. Biz niye görmedik? Hayriye teyzemi dinliyorduk da. Onu zaten ben dinliyordum. Siz niye dinliyorsanız? Amca, konuşmayacak mısın? Uykum var Halip Aslan. Kulağımın dibinde vır vır etme. Çek git de. Tamam, çekiliyorum. Ama sen bize ne yapacağımızı anlat. Uyu. Sonra biz gidelim, gerekeni yapalım amca. Ne biliyorsanız onu yapın. Sonra diyorsun ki kafanıza göre niye iş yaptınız? Demeyeceğim. Kafanıza göre. Ne biliyorsanız onu yapın. Kim o yatan? Reis. Abi yatılacak zaman mı? Abi tamam, yorgunsun, uykusuzsun, canın acıyor. Hatta canın acıya acıya yorgun bir şekilde gidip dostlarımızı taramışsın. Hani yatmadan önce ne yapmamız gerektiğini söylersen, en azından biz de biliriz. Geçmiş olsun mu diyeceğiz, yoksa gidip bir tane biz mi sıkacağız? Akşam toplantıya çağırırlarsa ben gelmeyeceğim. Söyleyin Şahin Ağa gitsin benim yerime. Of. Abi sen ne diyorsun? İlyas, vekilim evde yatıyor. Ben de gelmiyorum. Lider sensin lider. Ne toplantısı? İyi. Siz de gitmeyin. Boş boş gezin sokakta, sizi de vursunlar. Vursunlar. Özellikle beni vursunlar. Sen ne bakıyorsun Reha? Gidip ara babanın da. Thank you.
Hızır'a her şeyi anlattım. Ne demek anlattım? Nerede anlattın? Otelde. Adam işkenceden çıkıp senin odana mı geldi? Ben de şaşırdım. Ama sonra çok mutlu oldum. Neye mutlu oldun? Bir anlaşmaya varmamıza. Ne anlaşması? Çıldırtma adamı Suzi. Hızır kendisini alanları yok etmek istiyor. Bu konuda bir anlaşma yapmış olamazsın. Anlaştığım. Hepimizi yok ederler. Biliyorum. O yüzden bir plan lazım dedim. Bir planım var. Git Ünal'a anlat dedi. Neymiş planın? Ceylan Hanım geldi, salonu aldım. Ceylan kim? Yılmaz. Ne demek Ceylan kim? Alparslan'ın teyzesi, Davut'un kız kardeşi, Hızır Ali'nin annesi, Hızır Reis'in... Tamam Yılmaz, tamam. İşportacı gibi konuşma. Geliyoruz. Sen... Hızır'la mı yattın? Ben Hızır'la uyandım.